Uzaydan bakılınca dünya cennet gibi uyum içinde bir yer gibi görünür. Ama yakından bakılınca ölümcül canlıların ara sokaklara saklandığı, masum bitkilerin tuzaklar kurduğu bir dünya ile karşılaşabilirsiniz. Aslında güzel dünyamız ete susamış katilleri de içinde barındırmaktadır. Dünyanın bilinmeyen etoburlarıyla tanışın. Hepsi öldürmeye programlanmıştır. Bir yolculuğa çıkalım ve mavi yeşil renkli dünyamıza bakalım. Dünyanın %70'i sularla kaplıdır. Ama gezegenimizin yapay güzelliğinin arkasına sinsi katiller saklanmıştır. Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde el değmemiş en büyük doğal ortamlardan biri olan Sargasso Denizi bulunur. Dünyanın en beklenmedik etoburlarından birini barındırır. Bu canlı, okyanus sularına kapılmış yüzen plastik bir torbaya benzer. Aslında bu Portekiz deniz anasıdır. Bir hayvan değil, üreyen bir kolonidir. Yüzen çan şekilli parça, binlerce canlının yaşadığı bir deniz kentini örten şemsiyeye benzer. Karınca kolonisinin üyeleri gibi bu canlılar da vücut hücreleri gibi bir arada çalışırlar. Ortada görülen küme, tek işleri üremek olan koloni üyeleridir. Daha yakından dizili incilere benzeyen dokunma hayvanları görülebilir. İğneli dokunaçlarıyla kümelenmiş bu kütle koloninin katilleridir. Balıkçı ağları gibi su üstünde serbestçe hareket ederler. Her birinin boyu 30 metreyi bulur. Nematokist adlı dikenli hücreleriyle yanından geçen avı yakalayabilir. Yakından bakınca nematokist adı verilen dikenli hücre kümeleri görülebilir. Her bir dokunaçta binlerce nematokist bulunur. Bunlar deniz anasının ölümcül silahıdır. Her bir nematokist küçük bir zıpkına benzer. Zehirle kaplı tellerini talihsiz avına saplamayı bekler. İnsan ya da bir balık deniz anasının dokunaçlarına sürtünürse inanılmaz bir zıpkın avı başlar. Zıpkındaki zehir o kadar güçlüdür ki bu canlı bir insanı rahatlıkla öldürebilir. Karşı koymak bir işe yaramaz çünkü balığın vücuduna daha fazla dokunaç sarılacaktır. Avını öldüren dikenli dokunaçlar toplanır ve deniz anasının altındaki sindirim hücrelerine doğru avını taşır. Bu hücreler balığın vücudundaki besinleri böler, sindirir ve deniz anası kolonisinin diğer üyelerine dağıtır. Ama bütün balıklar deniz anasının zehirinden etkilenmez. Aynı zamanda deniz anası balığı olarak da bilinen komensal balık dokunaçlar arasında yaşamaya uğraşır. Vücudunu kaplayan sümüksü madde balığı zehirli dikenlerden korur. Bu balık için deniz anası kolonisi kendisini koruyan bir yuvadır. Deniz anası için balık tehdit oluşturmaz. Bu canlı ise oldukça farklıdır. Glaucus salyangozu bahçenizdeki salyangozlara pek benzemez. Benzersiz bir canlıdır. Tüm yaşamını suda baş aşağı asılı olarak geçirir. Yuttuğu hava kabarcığı midesinde şamandıra görevi görür. Ancak en şaşırtıcı özelliği Glaucus'un deniz anası kolonisinin ölümcül üyeleriyle besleniyor olmasıdır. Koloninin midesini yiyip onlara dokunabilir. Dikenli hücrelerden korunmak için sümüksü bir madde kullanır. Bu maddeyi vücudunda biriktirir. İstediği zaman istediği kadarını kullanıma hazır tutar. Ama bu karşılaşmalar hep şiddet içermez. Sargasso denizi engindir. Yine de arada bir Glaucus salyangozları çiftleşmek için kendi türünü aramaya çıkmak zorundadır. Glaucuslar hermafrodittir.
Aynı anda hem dişi hem de erkektirler. Çiftleştiklerinde her iki salyangoz da sperm üretir. Daha sonra yumurtaları yan taraftan bırakırlar. Bırakılan yumurtaları siz de görebilirsiniz. Yeni nesil deniz salyangozları yola çıkıyor. Bu canlının adı Porpita'dır. Portekizli deniz anası gibi tek bir hayvan değil, su üstünde batmayan dikenli dokunaçlardan oluşan bir kolonidir. Glaucus salyangozunun en sevdiği çerezdir. Deniz anasıyla beslenmekten hoşlanan Glaucus salyangozu, her nasılsa nematokist hücreleri diğerlerinden ayırabilir. Bu hücreleri bir bütün olarak saklar, daha sonra kendisi için yeniden kullanacaktır. Katil salyangozlar bile yırtıcıları kollamak zorundadır. Bu salyangoz öldürmeye programlanmış. Jantina salyangozu okyanus yaşamı için özgün bir yöntem geliştirmiş. Su yüzeyinin hemen altında kabarcıklara tutunarak yaşar. Ağzına yakından bakın. Jantina salyangozunun cam gibi dişlere sahip olduğunu göreceksiniz. Dikenli nematokist hücrelere belki aldırmadığından, belki de bağışık olduğundan salyangozu yer. Sargasso denizinde yaşayan Jantina üstün bir yırtıcıdır. Öldürmeye programlanmıştır. Yırtıcı hayvanlar bir tarafa, okyanus rüzgarları ve akıntılarıyla boğuşan hayvanların en büyük düşmanı tropik fırtınalardır. Hava değiştiğinde Portekiz deniz anası Jantina, Glaucus ve minik Porpita ilerlemekte güçlük çekerler. Denizin karayla buluştuğu yerde ölüm beklemektedir. Birazdan öldürmeye programlananlar da deniz anasının en büyük rakibi ve hayvanlara musallat olan katil bitkiler. Ölüm Portekiz deniz anasını tropik kıyılarda bekler. Okyanus rüzgarları ve akıntılarıyla yüzen bu canlı nereye gittiğini kontrol edemez. Atlas Okyanusu'nun Sargasso Denizi ile kesiştiği yerdeki 120 adadan Bermuda'dayız. Okyanus akıntılarının kuzeye taşıdığı bazı canlılar kendilerini bu tropik cennetin kıyılarında bulabiliyorlar. Birazdan kıyıyı deniz anaları kaplayacak. Bu sahildeki diğer garip hayvan iskeletlerinin yanına yerleşecekler. Ancak buraya boşuna gelmiyorlar. Çünkü denizle kara arasındaki bağlantıyı kurarlar. Ziyafet yerine ilk varanlar taş çevirenler gibi kuşlar oluyor. Yukarıdan bakan kuşlar uzaktan da olsa yemeği fark ediyorlar. Yengeçler de onları izliyor. Yetişkin bir kum yengeci okyanus kıyısına vuran leşleri kıyı boyunca arıyor. Bir kez kıyıya vuran Portekiz deniz anasının kaçma şansı yoktu. Yakıcı sıcağın altında kıvranan deniz anası kolonisi birazdan ölecektir. Kum yengeci ziyafete doğru yaklaşıyor. Kum yengeci yiyecek kovalarken bir başka yengeç de kayalara tırmanıyor. Tez canlı yengeç kıyıların kayalık kesimlerinde yiyecek arayabilmek için evrim geçirmiş. Dalgaları aldırmıyor. Düz vücutları kayaların aralarına girip yaşayabilmelerine olanak tanır. Hatta dalgaların alıp götürmesine bile karşı koyabilirler. Suda yüzen koloni güneşte kururken vücudu sıcağın altında kıvranıyor. Denizdeyken yaptığı bu hareketle koloni ıslak ve nemli kalabilir ama karada durum daha da kötüye gidiyor.
Sentez canlı yengeç genellikle yosunla beslenir. Kıskaçlarının kaşık biçimli uzantılarıyla kayalardan yosun toplarlar. Deniz anası da menüye katılıyor. Kumsalın ilerisindeki kara yengeçleri kumların arasındaki çalılarla beslenir. Suda yaşayan yengeçlerin akrabası olan kara yengeçleri yumurtalarını denize bırakırlar. Larvalar öldürmeye programlanmıştır. Erkek yengeç dişiye yaklaşmak için denize en yakın bölgeyi kendi bölgesi olarak belirlemeye uğraşıyor. Uzun ön kıskaçlarıyla kumu kolayca kazabilirler. Yengeç sayısı arttıkça bölge belirleme girişimi ciddi kavgalara dönüşüyor. Yeni gelenler rakiplerin bölgesine girmemeye özen göstermelidir. Gece olunca dişi kara yengeçleri denize yöneliyor. Sığ sulara yumurta bırakacaklar. Dişi yengeçlerin yumurtaları vücutlarında döllenecek. Bir sonraki aşamaysa inanılmaz. Dişi kara yengeçleri yumurtaları sırtlarında taşır ve denize bırakırlar. Çatlayan yumurtalar daha derin sulara doğru sürüklenir. Larvalar büyüdükçe akıntıyla uzaklara taşınabilirler. Genç yetişkin yengeçler başka kıyılarda büyüyebilirler. Ya da buraya geri dönerler. Bazen sayıları çok olabilir. Genç yengeçlerin karaya varış sahnesi istilaya benzer. Denizin yüzeyine yakından bakınca yengeç yumurtalarının kabuk benzeri dokusuyla kaplı olduğunu göreceksiniz. Suyun altındaysa yengeç larvaları nadir görülen bir dünyada yaşamaktadır. Plankton çorbasına girmeye hazırlanın. Planktonlar minik canlılardan oluşan denizin en önemli besin topluluğudur. Planktonların minyatür dünyası öldürmeye programlanmış mikroskobik canlılarla doludur. Coppelia ile tanışın. Bu minik katil bakteri ve tek hücreli organizmalarla beslenir. Gözlerinin devasa merceklerini görebilirsiniz. Denizlerde yaşayan ilk avcılar gibi Coppelia'nın da basit gözleriyle ışığı takip ettiği sanılmaktadır. Avını kovalayan bir plankton türüdür. Bazı canlılar hayata planktonun içinde yumurta ve larva olarak başlar. Diğerleri ise plankton çorbasının içinde yaşamını sürdürür. Minyatür bir iğneliğe benzeyen bu canlı, geçen yengeç larvaları ve küçük avları yapışkan dokunaçlarıyla yakalar. Mercan sporları yüzüyor. Belki de bir gün kıyıya dönüp yeni bir resif kuracaklar. Pek çok plankton türü, canlı, zengin suları gece ziyaret eder. Gün batımından şafağa dek 300 metre yol alırlar. Planktonların arasında pek çok yırtıcının da bulunduğu biliniyor. Her türden, her boyutta bilinmeyen etoburlar hala var. Bu deniz anası ve medüz gibi pek çok canlı yüz milyonlarca yıldır hiç değişmeden kalabilmiştir. Plankton yaşamı bereketli olabilir. Bu kürek ayaklılar gibi bazı türler iğne deliğinden geçecek kadar küçüktür. Sargasso Denizi dünyadaki el değmemiş nadir doğal yaşam ortamlarından biridir ve adını bu canlıdan alır.
Sargassum plüstonda denen, suda yüzen, yosunsu canlı topluluğudur. Balıklar ve küçük kalamarlar bu otların içinde yaşarlar. Bu otlar yüzeye çıkmak için gazla dolu baloncukları kullanır. Sargasso denizindeki yaşam zinciri için gerekli bir canlıdır. Yosunların sırtından beslenen bu canlının da sırtından beslenen canlılar vardır. Yakından bakalım. Midyelerin üstünde yaşayıp aynı avla beslenen kabuklu deniz hayvanlarını göreceksiniz. Bu midye türleri yüzen her nesneye yapışarak yaşayabilir. Tüylü ayaklarını uzatarak sudaki nesneleri bulur. Bacaklarındaki minik kılları yiyecek tanelerini eleyip ayıklamak ve sert kabuğun ortasında bulunan ağzına götürmek için kullanır. Midye benzeri canlının kabuklarının hemen dibinde yaşayan kıl solucanları aynı yiyeceği paylaşır. Otların arasında yaşamak için kılık değiştirenler de var. Boru balığı bir örnektir. Bu karides de öyle. Yengeçler kara bulamadıklarında açık denizlerde yüzmek için evrim geçirmişlerdir. Burada sargassum otuyla beslenen bir canlı türü yok. Sargassum yosunu canlıların evi gibidir. Gemisi batan denizciler filikalarını yemezler değil mi? Bu sularda kılık değiştirmede uzman bir başka bilinmeyen etobur da sargassum fener balığıdır. Yüzgeçlerine dikkatle bakın. Otların arasında yürürken yüzgeçlerini ayak gibi kullanıyor. Kamuflaj uzmanları da bazen kendini savunamaz. Yiyecek arayan daha büyük bir balık mutlaka vardır. Fener balıkları yamyamdır. Kendi yavrularını da yerler. Diğer balıklar yosunu yumurta bırakmak için kullanır. Uçan kefaller için burası bir kreş gibidir. Uçan kefallerin larvaları sargassum yosununa ipek kadar ince kıllarla bağlıdır. Yumurtadan çıkan yavrular karmaşık yosunlardan ayrılıp açık denize çıkarlar. Sargassum yosununun yüzeyi minyatür bir dünyanın serpilip büyüdüğü zengin topraklara benzer. Mantara benzeyen bu canlı aslında bryozoa yani yosun canlıları kolonisidir. İskelet benzeri sert kabuklarından dışarı uzattıkları dokunaçlarla sudaki planktonları toplarlar. Dokunaçlar silia adı verilen kirpik benzeri kıllarla kaplıdır. Yiyecekleri kabuğun ortasındaki ağza taşımaya yararlar. Sargassum yosunu kıyıya vurduğunda bryozoalar da ölüp gider. Yosun çürüdüğünde geriye sadece iskelet parçaları kalır. Kürek ayaklılar gibi sudaki planktonu eleyen deniz şakayığı, bryozoalara tepeden bakıyor. Deniz şakayıkları uçan kefal yavrusu gibi daha büyük balıkları da avlar. Öldürmeye programlananların dünyasında yırtıcılardan yırtıcı canlılar da vardır. Sülük salyangozu dehşet verici bir katildir.
Batman'ın hayatını tamamen değiştirdi. Brayozoalarla beslenen yengeçler de vardır. Columbus yengecinin vücudu, deniz yosunlarının arasında yaşayabilmesi için farklı renklerdedir. Kenarlar açık, ortası koyu renklidir. Diğer katiller o kadar miniktir ki saklanmaları gerekmez. Kurbanları onları göremez ama küçük de olsa katildirler. Bu mikroskobik hayvan, kurbanını öldürmek için dikenli hücrelerini kullanır. Avı geçerken ölümcül oklarını hedefine hiç şaşmadan gönderir. Bu dikenli hücrelerin uçları kancalıdır. Zehir etkisini gösterirken hedefin kaçmasını engeller. Ama bir yere kök salmak, yeni koloniler kurmak isteyen sargassumu zorlayacaktır. Bu minik canlılar sorunu çözmek için bir yöntem geliştirmişlerdir. Belli bir boya ulaştıklarında kenarlarında tomurcuk gibi uzantılar gelişir. Tomurcuklar aslında deniz anasına benzeyen ve yüzen minik larvalardır. Hidromedüz adı verilen bu tomurcuklar okyanuslardaki yeni nesilleri yaratırlar. Ancak hepsi yaşayamaz. Çünkü Sargasso Denizi sonsuz bir yaşam çemberi gibidir. Yırtıcılar neredeyse her köşede beklemektedir. Sargasso Denizi bilinmeyen ve karmaşık bir canlılar topluluğunu barındırmaktadır. Bu canlıların çoğu sargassum yosununu kendi yuvası seçmiştir. Ama dünyanın diğer köşelerinde yosunlar birer katile dönüşmüşlerdir. Birazdan öldürmeye programlananlar da ete bayılan güzel çiçekler. Sadece hayvanların etle beslendiğini sanıyorsanız yanıldınız. Ete ve kana bayılan bitkileri tanımaya hazırlanın. Tıpkı hayvanlar gibi bitkiler de birer canlıdır ve besine gereksinim duyarlar. Ama hayvanlar yiyecek ararken dolaşır. Bitkilerse belli bir yere kök salmalıdır. Bazı bitkiler avını yakalamak için evrim geçirmişlerdir. Güzel çiçekler bile birer katile dönüşebilirler. İnsan yiyen bitkiler filmlerde olur. Yine de gerçek payı taşırlar. Sardunya çevresindeki birkaç Akdeniz adasında yılan yastığı lalesi adlı bir bitki yetişir. Bu bitki böcekleri esir almak için üremelerinden yararlanmaktadır. Mavi sinekler normalde yumurtalarını cesetlere bırakır. Sineğin kurtçuğu eti çürütmek için gerekli bir canlıdır. Bu Akdeniz adalarında ceset bulmak hiç de zor olmasa gerek. Martılar üremek için ilkbaharda gelirler. Dağınık olduklarından sonunda adalar ölü yavru, yumurta ve dışkıyla dolup taşar. Mavi sinekler için verimli bir cennet oluşur. Yılan yastığı lalesi genellikle martıların üreme mevsiminde çiçek açar. Her bitkide yemek tabağı boyunda 3 çiçek bulunur. Çiçeğin kendisi tıpkı çürüyen bir canlı gibi kokan ve ona benzeyen yatay bir platform gibidir. Genellikle hamile olan dişi mavi sinekler yumurtalarını bırakmak için bu çiçeğe konarlar. Gerçek bir canlıya konduklarında sinekler bir delik ararlar. Kurtçuklar cesede ancak göz kapağı ya da ağız gibi bir yerden girebilirler. Yani çiçeğe konan sinekler karanlık ve nemli bir kapı ararlar. Çiçekse bu arayışı sinekleri vücudunun içine çekmek için kullanır. Karanlık desenleri, sık kılları, işaretlerin gösterdikleri yön ve yaydıkları inandırıcı kokuyla sinekleri ta içlerine kadar çekerler. Gerçek bir leş bulduğunu zanneden sinek, çiçekteki karanlık odaya doğru ilerler. İçeri girince, çiçeğin boynundaki kıllar kapanır ve mavi sineğin kaçması engellenir. Bu odada olgunlaşmamış erkek çiçekler vardır. Altlarında ise olgun dişi çiçekler sineklerin vücudundaki polenlerle döllenmeye hazır beklerler. Bu oda çürüyen ete o kadar benzemektedir ki bazı sinekler gerçekten yumurtalarını bırakırlar.
Bu yumurtalar büyüyebilir ama kurtçuklar açlıktan ölmeye mahkumdur. Ama yetişkin sinekler dişi çiçeklerdeki nektarla beslenebilirler. Sinekler çiçeğe girdikten bir gün sonra dişi çiçekler artık polen almayı durdururlar. Böylece kendi çiçekleriyle döllenmeleri engellenmiş olur. Erkek polenlerin sinekleri polenle kaplama zamanı gelmiştir. Çiçeğin boynundaki parmaklık gibi kıllar artık solmuştur. Kalabalık yüzünden pek çok sinek ölse de şimdiye dek hayatta kalan sinekler artık kapandıkları yerden ayrılmak için özgürdür. Sersemlemiş, sararmış ve yumurtlamak isteyenlerse kendilerini çiçeğin bir başka odacığında bulur ve çiçeği dölleme işini tamamlarlar. Yılan yastığı sinekleri döllenebilmek için yakalar. Bu sırada pek az mavi sinek ölür. Ölümleri de kazayla olur. Ama tutsaklarını öldürmek konusunda daha etkili olan bir çiçek daha vardır. Güney Afrika nilüferi normal bir çiçeğe benzer. Nektarıyla beslenmesi için böcekleri kendine çeker. Şimdiye kadar her şey normal gibi görünüyor. Ama yakından bakınca tehdit dolu bir çiçek olduğunu göreceksiniz. Şu çiçeğe bakalım. Birinci gün sıradan bir çiçeğe benziyor. Taç yapraklarıyla çevrili nektar havuzu böcekleri bekliyor. Ama yeniden bakınca tuzak olduğunu göreceksiniz. Çiçek tepsiyle yemek sunuyor gibi görünse de aslında tuzak kurmuştur. Ama neden döllenme işi engellensin? Yakalanan topaç böceklerinden biri başka bir nilüferi de ziyaret etmiş olabilir. Böceğin vücudundaki polenler çiçeğin alttaki döllenme odasındaki ercik başına dökülür. Yiyecek vaadiyle sinekleri toplayan çiçek, kendi türünden bir çiçeğin polenlerini kendi polenleriyle birleştirme işini garantiye almıştır. İkinci günse çiçek döllenme odasını açar. Sinekler de rahatlıkla ziyaret edebilirler. Sadece çiçekler yiyecek vaadiyle sinekleri davet etmez. Belki de en beklenmedik etoburlardan biri de çoban çantası adlı bitkidir. Bu bitki tohumlarının etobur olduğu bilinmektedir. Tohumlar tatlı kokulu toksinler salgılayarak toprakta yaşayan hayvanları çeker. Yapışkan gibi tutunur. Öldürüp içlerindeki besinleri emerek beslenir. Öldürebilen bir tohum ne kadar gariptir. Ama bunun da bir nedeni var. Avının bedeniyle beslenen tohumun başarıyla filiz verebilmesi için zengin bir besin kaynağı bulduğu ortadadır. Çoban çantası bitkisi tohumları doğadaki bilinmeyen etoburlara ilginç bir örnektir. Genellikle hayvanlar bitkilerle beslenir. Çoğu karşı koymaz ama direnen bitkiler de var. Bazı bitkilerin yaprakları otlanmaktan hoşlanmadığı için zehirlidir. Bazı bitkiler ise yapraklarını ellerinden geldiğince ortalarda bulundurmaz. Akasya ağacı ile arı arasında bir bağ vardır. Bu bazı bitki ve hayvanlarda da görülür. Akasya ağacının içi boş ve geniş dikenleri karıncaların yuvasıdır. Karşılığında karıncalar da bitkiye saldırabilecek diğer hayvanlarla ilgilenir. Kimi bitkilerin yaprakları yenmesini engellemek için yapışkandır. Yapışkan madde otoburların damağına veya küçük böceklere yapışır. Afrika'da ümit burnunda böyle bir bitki vardır. Roridula ya da böcekçi bitkisi olarak bilinir. Bitkiyi yemeye kalkışanları öldürmek için kıllar şeker salgılamaktadır. Roridula bu yöntemi savunma amaçlı kullanır. Tuzağına düşenlerle beslenmez. Ne olursa olsun o da öldürmeye programlanmıştır. Ama doğa mucizelerle doludur.
Bazı hayvanlar bu durumdan yararlanmayı becermiş, Floridula'nın yapışkan tüyleri arasında tuzağa düşenlerle beslenerek yaşamaya başlamıştır. Bitki de bundan fayda görür. Bedava yemek karşılığında böceklerin kendi yapraklarına bıraktığı besin dolu dışkıları kullanarak beslenebilirler. Öldürmek savunma yöntemidir. Ama ya bitkilerin hayvanlara saldırmasına ne demeli? Saldırganlarını yiyen bitkiler de vardır. Dünyadaki en acımasız bilinmeyen etoburlar arasında etle beslenen bitkiler de vardır. Bu bitkilere yağ çanağı adı verilir. Yapışkan yapraklarını sadece savunmak için kullanmazlar. Tıpkı Roridula gibi yaprakları böcek yakalamak için yapışkan şekerle kaplıdır. Ama benzerlik burada biter. Yağ çanağı bitkisi yakaladığı böceklerdeki besinleri emebilmek için eti çözen enzimler salgılar. Yapışkan tuzakların en korkuncunu güneş gülü kurar. Dünyada 100'den fazla güneş gülü türü bulunmaktadır. Yapışkan tomurcukların çevresinde dolaşan bir hayvanın kaçmak için şansı yoktur. Nektar salgısı yoktur ama yapışkan damlalar şaşkın böceklere nektar gibi görünür. Bitkideki salgı bezleri sadece yapışkan değil, yakaladıkları hayvanları yiyebilmek için gerekli enzim ve asitleri de üretir. Ama genel olarak daha karmaşık bir süreç yaşanır. Dokunaç adıyla bilinen yapışkan tomurcukları tutan saplar bir şekilde yapraklara avın konduğunu sinyaller göndererek bildirir. Sinyali alan diğer dokunaçlar avın üstüne kapanarak hayvanı yorar. Büyük canlılar kaçmayı başarsa da çoğu hayvan kaçmaya çalışırken daha çok yapışkan bulandığı için kaçış şansını tamamen yitirir. Sonraki aşamada yaprağın bir tarafı inanılmaz bir hızla uzar ve katlanarak kurbanının üzerine iyice kapanır. Bu süreç birkaç dakika ya da birkaç gün sürebilir. Hızlı çekimde daha rahat izlenebilir. Yaprağın katlanmasıyla sindirim için yaprağın avına temas alanı artar. Ayrıca yaprak şemsiye görevi üstlenerek yağan yağmurun avını alıp götürmesini de engeller. Sindirim tamamlandığında yaprağın öteki tarafı da büyümeye başlar. Böylece yaprak bir önceki konumunu kazanır. Tuzak yeniden kurulmuştur. Bir yaprak belli bir boya kadar büyüyebileceğinden katlanma işlemi 3 kez tekrarlanır. Sonuç olarak güneş gülleri ekonomik canlılardır. Yaprak sadece büyük bir av yakaladığında katlanmaya başlar. Avın yakalandığından emin olmadıkça katlama işlemi başlamaz. Güneş gülünün yetiştiği çamurlu sularda pek çok sivrisinek yaşar. Pek azı bir mayın tarlasında yaşadığının farkındadır. Kolayca avlanırlar. Çiçeğin ilk öğünü sivrisineğin sonu olacaktır. Etobur bitkilerin ortak bir yönü vardır. Beslenmek için toprağın zengin olmadığı yerlerde yetişirler. Bu eksikliği başka türlü kapatırlar. Yakaladıkları hayvanlarla beslenirler. Bazıları bu işte o kadar iyidir ki tıpkı birer hayvan gibi davranırlar. Su çarkı bitkisi iyi bir örnektir. Suyun altında sazların, çalıların ve benzer bitkilerin arasında büyür. Suda yüzen pek çok bitki gibi kökü yoktur. O nedenle sıra dışı yiyecek kanallarına yönelir. Bu su pireleri gibi suda yaşayan küçük canlıları yakalamak üzere evrim geçirmiştir. Su piresi yavrusunu her yerde bulmak mümkündür. Bu nedenler bitki için zengin bir besin kaynağıdır. Su çarkının iki yanında tetik gibi kılları vardır.
Genç bitkilerde bu kıllara bir kez dokunmak tuzağı harekete geçirir. Daha yaşlı bitkilerde tetik artık yorulmuştur. Birkaç kez dokunmak gerekebilir. Önce tuzağın iki lobu kapanıp dişlerini birbirlerine kenetler. Sonra bu loblar sıkışıp içeride kalan suyu dışarı atarlar. Salgı bezleri avını parçalamak için gerekli asitleri salgılar. Aynı salgı bezleri besinleri de toplamaktadır. Bir başka su bitkisi de benzer bir tuzak geliştirmiştir. Gölün yüzeyindeki bu sarı çiçekler altında bekleyen saldırganın kamuflajıdır. Bu sarı çiçekler kesecik otudur. Kurdukları tuzaklar en zorlu avı bile korkutur. Su çarkı bitkisi gibi kökü yoktur. Başka yollarla beslenmek zorundadır. Toplu iğne başından daha küçük olmasına rağmen bu küçük kesecik otları etobur bitkiler arasında en karmaşık tuzakları kurarlar. Her bir kesenin içi kısmen vakumludur. Tuzağın girişinin üstünde menteşeli bir kapı vardır. Aşağı tarafta ise tetik mekanizması gibi işleyen kalın kıllar bulunur. Kıllara dokunulunca içerideki vakumlu hava bırakılır, suyla av birlikte içeri çekilir. Vakumlu havayı bırakırken kesecik otunun şiştiği ve kurbanı yakaladığı görülüyor. Tıpkı su çarkı bitkisi gibi mahkum anında sindirilir. Kesecikler su bitleri ve sivrisinek larvaları gibi canlıları yakalarlar. Sivrisinek larvasının bile sığmadığı bu küçük tuzak avını yavaş yavaş sindirmeyi bilir. Çoğu etobur bitki avını yapraklarını kullanarak yakalamayı dener. Tarakotunu inceleyerek bunu nasıl öğrendiklerini anlamak mümkün olacaktır. Böceklerin tırmanıp saplarını yemesini engellemek için kova şekilli yapraklarında su tuzakları geliştirmiştir. Tarakotu öldürmeye programlanmıştır ama yakaladığı kurbanlarıyla beslenmez. Yine de bu bitki etle beslenme yolunda epey ilerlemiştir. Yeterince zaman tanınırsa bu geçişi de başarıyla tamamlayabilir. Bir başka bitki grubu da böcek yakalamak için sudan faydalanır. Bromelia türleri kurak bölgelerde ya da tropik ormanlardaki ağaçların dallarında yetişirler. Her iki durumda da huni biçimli yapraklarıyla suyu toplar ve saklarlar. Suyu böceklere tuzak kurmak için kullanmayı da bilirler. Yakından bakalım. Bazı bromelia türleri suyu tutabilmek için yağlı yapraklıdır. Böylece av için kaygan bir yüzey oluşabilmiştir. Aktif olarak avlarını sindiremeseler de yaprakları gerekli besini emer. Su ibriği bitkisi ise tuzak hazırlama işlemini bir adım ileri götürmüştür. Yaprağın şekli aslında aynı gibidir. Huni şeklinde kıvrılan yapraklar dibinden yukarı doğru çan biçiminde genişleyen bir şekle sahiptir. Bromeliyalar gibi su ibriği de avını yakalamak için yapraklarını suyla doldurur. Ama önce kurbanını kendisine çekmelidir. Tuzak dört parçadan oluşur. İlk bölüm kaşık olarak bilinen kısımdır. Uzak mesafedeki avı kendine çekebilmek için bu kısım nektarla kaplıdır. İkinci bölümse su yüzeyinin üstündeki çan şekilli kısımdır. Nektar salgılayan bezleri vardır ve dikey duran kalın bir kıl tabakasıyla kaplıdır. Yakından bakıldığında böceklerin tırmanmasını engelledikleri görülebilecektir. Onun altında üçüncü ve düzgün bölüm vardır. Eşek arısı bile çiçeğe tutunamaz. Dördüncü bölümde ise kısa, keskin, yere doğru uzayan kıllar avın kaçmasını engeller. Dengesini koruyamayan eşek arısı kendini aşağıdaki suda buluveriyor.
Av ölünce sindirim başlar. Avın yumuşak kısımları tamamen yok oluncaya dek sindirim sürer. Su ibriği doldukça ölü canlıların kabukları yukarıdakilerin ağırlığıyla yoğunlaşır. Bir su ibriği bitkisi yaşamı boyunca binlerce böcek yakalayabilir. Ama basit olarak bakıldığında mide yerine geçebilecek bir organa benzemektedir. İnanılmaz ama bazı böcekler su ibriklerinin içinde yaşamaktadır. Bazı sivrisinekler sadece bu bitkilerin içinde ürerler. Sivrisinek larvaları su ibriği bitkisinde çürüyen böceklerle beslenir. Larvaların dışkıları bitkinin beslenmesi için büyük önem taşır. Birer yetişkine dönüştüklerinde daha şanssız canlıları yakalamak için kullanılan kıllarla kaplı yapışkan tuzaktan kaçmayı başarırlar. Kimileri giderken yanına az da olsa bitkinin nektarını bile almaktadır. Her türde ve boyda çeşitli etobur bitkilerle tanıştık. Ama öldürmeye programlananlar da bilinmeyen etoburların en şaşırtıcısıyla tanışmak için ekranlardan ayrılmayın. Güneş gülü bitkisinin nasıl yiyecek topladığını izledik. Yakın bir bitki türü, hesabını iyi yapan bir katil bitki neredeyse bir hayvan gibi yaklaşarak avına hiç şans tanımaz. Bu bitki belki de etobur bitkilerin en ünlüsüdür. Belki de öldürmeye programlanan ilk canlıyla sinek kapan bitkisiyle tanışın. Nektarla kandırılan hayvanlar bitkinin yapraklarına konma gafletinde bulunurlar. Ancak ölüm tuzağı hemen harekete geçer. Bir hücreye hapsolan avsa nadiren kaçmayı başarır. Sinek kapan çiçeğinin kurduğu tuzağın nasıl işlediğini görmek için tuzağı incelemek gerekir. Tuzağı oluşturan iki kapak bir menteşe benzeri omurgaya bağlıdırlar. Her bir kapağın iç yüzeyleri tabak şeklidir. Dış kenarlarda 15 ile 20 arasında sivri uçlu dişi kapaklar bulunur. Kapanınca kilitlenirler. Bu dişlerin arasında avı kendisine çekmek için bitkinin salgıladığı nektar vardır. Her bir kapağın ortasında ise 3 ya da 5 adet tetik kılı vardır. Tuzağı harekete geçirirler. Tuzağın iç yüzeyi güneş ışığı vurduğunda kızarır. Yerini iyi belli eden tuzaktaki nektar, böcekler için çekiciliğini artırmaktadır. Eğer böcek ya da sinekler tetik görevi gören kıllardan birine sürtünürse tuzak kapanmaz. Tuzağın kapanması için aynı kıla 20 saniye içinde bir kez daha dokunmak ya da iki kıla birden sürtünmesi gerekir. Böylece sistem yanlış alarmlarda harekete geçmez ve her harekette tuzak boşuna çalışmaz. Yağmur tuzağı harekete geçirmez. Çakıl taşları tuzağı çalıştırsa da yeniden kurulacaktır. Kıllara dokunulduğunda bir tür elektrik sinyalinin verildiği düşünülmektedir. Tepkiler veren bir hayvan olma yolunda en çok ilerleyen bu bitki, neredeyse sinirsel bir dürtüyle yaşamaktadır. Sinyal, yaprağın çeşitli bölümlerindeki basıncı değiştirir ve yaprak, ortadaki damarın çevresinde kıvrılır. Bu tepki çok çabuk. Gün ışığında saniyenin 30'da biri kadar sürede gerçekleşebilir. Tuzağın çalıştığı bu ilk aşamadan sonra tuzağın dişleri aralık kalacak şekilde kapanır. Daha büyük böceklerin kaçışı engellenirken tuzak küçük böceklerin çıkmasına izin verir. Bu aslında bitkinin yararınadır. Her bir yaprak ömrü boyunca sadece 3 kez tuzak kurabildiği için sindirime başlamadan önce daha büyük bir avı beklemek bitki için çok daha avantajlı olacaktır. Tuzak, hafif aralık şekilde yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra, eğer av yeterince büyükse,
kurbanın vücudunu parçalamak için sıkıştırmaya başlar. Artık tuzak sıkıca kilitlenmiştir. Sindirim işlemi başlayabilir. Üst kanadının iç kısmı mikroskobik boyuttaki salgı bezleriyle kaplıdır. Bu salgı bezlerinden asitler ve enzimler dökülür ve besin maddelerini sindirmeye başlar. Sindirim tamamlanınca tuzak yeniden kurulur. Yemekten arta kalan sadece kanatlar ve iskelettir. Bir düşünün. Sinir sistemi olan, ölüm kapanına kilitlenmeden önce avını yakalayıp istediği gibi öldüren bir bitkiyle karşı karşıyayız. Doğadaki en vahşi ve merhametsiz yırtıcılar, aklınıza gelmeyecek canlılar olabilir. Güzelim gezegenimiz kötü niyetli canlılarla doludur. En masum görünümlü bitkiler bile ölümcül tuzaklarla donanmıştır. Attığınız adıma dikkat edin. Bu dünyada bitkiler bile öldürmeye programlanmıştır. Bir yolculuğa çıkalım ve mavi yeşil renkli dünyamıza bakalım. Dünyanın %70'i sularla kaplıdır. Ama gezegenimizin yapay güzelliğinin arkasına sinsi katiller saklanmıştır. Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde el değmemiş en büyük doğal ortamlardan biri olan Sargasso Denizi bulunur. Dünyanın en beklenmedik etoburlarından birini barındırır. Bu canlı, okyanus sularına kapılmış yüzen plastik bir torbaya benzer. Aslında bu Portekiz deniz anasıdır. Bir hayvan değil, üreyen bir kolonidir. Yüzen çan şekilli parça, binlerce canlının yaşadığı bir deniz kentini örten şemsiyeye benzer. Karınca kolonisinin üyeleri gibi, bu canlılar da vücut hücreleri gibi bir arada çalışırlar. Ortada görülen küme, tek işleri üremek olan koloni üyeleridir. Daha yakından dizili incilere benzeyen dokunma hayvanları görülebilir. İğneli dokunaçlarıyla kümelenmiş bu kütle koloninin katilleridir. Balıkçı ağları gibi su üstünde serbestçe hareket ederler. Her birinin boyu 30 metreyi bulur. Nematokist adlı dikenli hücreleriyle yanından geçen avı yakalayabilir. Yakından bakınca nematokist adı verilen dikenli hücre kümeleri görülebilir. Her bir dokunaçta binlerce nematokist bulunur. Bunlar deniz anasının ölümcül silahıdır. Her bir nematokist küçük bir zıpkına benzer. Zehirle kaplı tellerini talihsiz avına saplamayı bekler. İnsan ya da bir balık deniz anasının dokunaçlarına sürtünürse inanılmaz bir zıpkın avı başlar. Bu canlı ise oldukça farklıdır. Glaucus salyangozu bahçenizdeki salyangozlara pek benzemez. Benzersiz bir canlıdır. Tüm yaşamını suda baş aşağı asılı olarak geçirir. Yuttuğu hava kabarcığı midesinde şamandıra görevi görür. Ancak en şaşırtıcı özelliği Glaucus'un deniz anası kolonisinin ölümcül üyeleriyle besleniyor olmasıdır. Koloninin midesini yiyip onlara dokunabilir. Dikenli hücrelerden korunmak için sümüksü bir madde kullanır. Bu maddeyi vücudunda biriktirir. İstediği zaman istediği kadarını kullanıma hazır tutar. Ama bu karşılaşmalar hep şiddet içermez. Sargasso denizi engindir. Yine de arada bir Glaucus salyangozları çiftleşmek için kendi türünü aramaya çıkmak zorundadır. Zıpkındaki zehir o kadar güçlüdür ki bu canlı bir insanı rahatlıkla öldürebilir. Karşı koymak bir işe yaramaz çünkü balığın vücuduna daha fazla dokunaç sarılacaktır.
Avını öldüren dikenli dokunaçlar toplanır ve deniz anasının altındaki sindirim hücrelerine doğru avını taşır. Bu hücreler balığın vücudundaki besinleri böler, sindirir ve deniz anası kolonisinin diğer üyelerine dağıtır. Ama bütün balıklar deniz anasının zehirinden etkilenmez. Aynı zamanda deniz anası balığı olarak da bilinen komensal balık, dokunaçlar arasında yaşamaya uğraşır. Vücudunu kaplayan sümüksü madde balığı zehirli dikenlerden korur. Bu balık için deniz anası kolonisi kendisini koruyan bir yuvadır. Deniz anası için balık tehdit oluşturmaz. Uzaydan bakılınca dünya cennet gibi uyum içinde bir yer gibi görünür. Ama yakından bakılınca ölümcül canlıların ara sokaklara saklandığı, masum bitkilerin tuzaklar kurduğu bir dünya ile karşılaşabilirsiniz. Aslında güzel dünyamız ete susamış katilleri de içinde barındırmaktadır. Dünyanın bilinmeyen etoburlarıyla tanışın. Hepsi öldürmeye programlanmıştır.